Acı, acı. Yiyemezsin, çok, çok zehir gibi. Ye. Bayağı acıymış. Çok acı. Geleceğiniz ya diyeyim ki, plan ettiniz. Biz bahçeye böyle güzel şeyler Lan yapalım. Ben. Yiyelim, birlikte vakit Vallahi. Geçirelim. Ama işte ani geliyorsunuz siz ama işte... Haber verin. Haber verin. Yani. Biz bir yere git... Unumuzu eledik. Hamuru için malzemeler un, tuz, ılık su arkadaşlar. Ilık suyla yoğrulması gerekiyormuş. Ilık suyla yoğrulmadığı zaman kabarmıyormuş. Yufka yani gevrekler kabarmıyormuş. O yüzden şöyle isteğe bağlı yeteri kadar yani göz kararışı yapıyorum arkadaşlar. Tuzsuz olmayacak şekilde tuz koyuyorum hamuru için ve ılık suyla yoğuracağız. Ilık suyla yoğuracağız. Püf noktalarından bir tanesi ılık su. Arkadaşlar şöyle ele yapışmayacak şekilde hamuru yoğurduk. Bakın ele yapışmıyor. Görüldüğü gibi. Ne yapıyoruz? Hamuru yoğurduktan sonra hamurun etraflarını toparlamak için veya çok güzel bir şekilde açılması için göz kararışı yine şöyle 2-3 kaşık kadar yağ döküyoruz. Yani Fadime ninemden akrabamız olan ekmek yaptığımız Fadime ninenin gevreğini yaparken öğrendim bunu da arkadaşlar. Yeni mi yağ katıyoruz? Eski insanlar katıyor muydu dediğimde annem katıyordu dedi. Yani 150 yıllık bir görenek diyeyim. Şöyle yağına Hikar Hanım, yağın ne olduğunu da söylersen. Çiçek yağı arkadaşlar. Sıvı yağ. Çiçek yağı, zeytinyağı değil. Şöyle yağın anda etraflarını topluyoruz. Şahin Bey doğru mu söyledi? Evet. Bir sorarlar merak ederler niye kullandı diye. Yağın anda iyice yoğurup hamurumuzu dinlenmeye alacağız. Yağ hamura bir parlaklık verir farkındaysan. Yağ hamura parlaklık verir bir de iyi büyümesine, iyi açılmasına yardımcı olur. Öyle biliyoruz arkadaşlar. Böyle böyle yoğuracağız. Kolay gelsin Hikar Hanım. Sağ ol. Şimdi önce otlu bezme için. Evet. Otlu bezme edeceğiz. Değil mi dayı? Evet. Sonra da gevrek edeceğiz. Önce otlu bezme edeceğiz. Şimdi otlu bezmeyi mi yapıyorum? Önce otlu bezmeyi diyorum. Arkadaşlar şöyle Hikar Hanım topladı dağlardan. İçine de bir şeyler kattı böyle. İyi mi İsmail amca? İyi. Pul biber, yağ, İyi. Tuz. Zaten ufak yapıyorum ya sen. İri de yaparım da.
Urfa oldu ya bezeli hani sen dediğin. Otu eğimi dayım. Dayım da el veriyor. He, İsmail dayı ayarlar çekiyor. İyidir değil mi? İyi yeter. Ama bugün de şey olmadı fırtınada. Bugün rüzgar atıyor çok. Çok güzel. Çok. Fırtına. Yakmadı sizi. Evet anam. Ben pişirebilir miyim Ülker Hanım orada yoksa sen kendi hem... Yapamazsın o işi. Valla. Ölersin. Ciddi mi söylüyorum? Tabii. Elin hamuruyla diyorsun yani. Kurlar iyice yapıştıracağız. Tamam. Evvel üstünden basacak, içinde hava kalmayacak. O hava çıktıktan sonra bastıracağım. He, bak İsmail amca biliyor valla. Eski insan da yapıyor diye boşuna mı diyorsun? Ha, nasıl oldu dayı? İyi, iyi bastır. İyi galiba fazla şey yapma deleceksin. Geleceğiz şimdi. Elinle mi koyuyor mu? Koydum bunu sonra ötekini elimle doluyorum. Hemen yaptım değil mi teyze hızlıca? Ayaklarla bak hızlıca yapıyorum değil mi teyze? Çabuk. Ay. 2 kilo yağın am diyor. Yarım kilo kabağı pişirsin diyor. Rahmetli Balavur amca demiş ona. Yap kolayız, yap diyor, yap adaysı, yap adaysı, bir kilo yağına yarım kilo kabağı pişirdi diyor. Çevirmedin mi yufkayı ülke? Çevirdim ben ya. Değil mi? Çevireceği kaybettim. Yanındaydı, yanlıştı. Burada bıraktan dokun yufkada olmadı. Olmadı mı Deyze? Şu oklava da. Duzu Deyze. Burada diyorum, burada. Ha, Deyze'm burada. Demiş ha. Evet, bazı yiyorum. Kumanda daha bak İsmail abi. Neredeydi? Godoydum. Az sen ben çevireyim. Elimdeydi olmaz ya. Dudu teyze çevirecek. Ocağa geçti onu. Geçmez ya. Çok uyum, çok uyum. Ha, çok uyumayın mı? Evet, ince açtık onları. Gezeler az tuttuk ya. Dediği dayının bu. Önce buradan bastık. Önce havasını diyor, aldır diyor. Evet. Ondan sonra kenarlarını bastır diyor. İyi mi teyze? Dudu teyze. İyi. Elimle koyacağım. Oklayla da koyacağım. Dudu teyze. Hı. Sana selamları var. Bir de oğlakla ilgileniyordu ya. Bununla falan sana selam yolladılar. İsmail amcaya da yolladılar. İsmail amca. Selam. Selam. Takipçileriniz sizlere selam var gerçekten. Hani biz köve gidiyoruz diye canlı yayın yapmıştık. Dediler ki, ha yazmışlar. Evet, Dudu teyze, işte İsmail amcaya, ailesine, Kadir'e çok selam söyle diye. Çok sağ olsun. Şimdi geliyor aklıma. Söyleyeyim hemen aklıma yakana da selam üstüm. Selam razı olsun. Evet. Selam yollayandan, yollamayandan da Allah razı olsun. Amin inşallah. Selam yollamışlar. Bizi seven dostlarımıza çok selam bende. Çok amin seviyorlar inşallah. Canım. Ya İbalağım'a da selam söylüyorum. Aa değil mi? Kimlere söylüyorum? Kimlere söylesin misin? Gelinlerime, kızlarıma, oğullarıma, hepsine. Aleyküm selam. Öldürdeki amcam benim İbalağına. Ha maşallah. Gurbette şeyleri, akrabaları. Onlar çocuklar onlara da çok selam olsun. Evet, doğru Üsmükir'e denmeli. Takip ediyorlar. Üsmükir'e denmeli, izliyor, konuşuyormuş. Nurlan Anbil var, Can var, Teyze böyle koyam diyor değil mi teyzem? O nasıl canın istiyor söyle. Sen beceremedin onu. Öyle konma. Boyuna da o koyacaksın. Böyle boyuna da açılacak öyle. Hemen attın mı ettirmeyeceğim. Hayır, o şey, çok becerikli insanın yanında evet. Şey yapamazsın. Ekranına evet. Dolaşır. Yani. Gerçekten bak. O çok ben becerikli saygı gay maşallah. Becerikli. Ben becerikli değilim. Onu ben öğrettim. Sen mi öğrettin? Ha bu çok ağır bu. İsmail abi. Bu pişirmesini, bezme yazmasını ben öğrettim. Makarna kıymasını. Ya makarna tamam. O otlu bezmeleri bitirdi şöyle. Dudu teyzem de pişir. Dudu teyzem veriyor. Pişir veriyor ikisi birlikte. Şimdi gevrek mi diyorlar Kör Hanım? Nedir? Gevrek yapıyor. Yufka, yufka. Yufka. Yufka gevrek demek. Yufka. Yufka gevreği yapacağız işte. Ülker... Yuka da denmez. Katmer. Katmer mi deniyor? Katmer ayrı, yuka ayrı. Katmer yağlı olana diyorlar galiba yani. Ha. Bu şey, hani gevreği ediyorduk. Biz gevrek diyoruz da buna böyle çıtır çıtır hani.
Islayıp yiyoruz ya. Islayıp yiyoruz. Nasıl ederdin Lulu teyze Gevre? Ha, yok edip salmıyoruz ayna. Kabağı diyor. Bir de fırında kızardırdım. Bizim kaynatıyla. Fırına sürüyorsun. 5 dakika durdun mu? Kızarıyor. O da bilmiyor gerlik kalmasını. O da biz dala gidiyoruz gari. İş tutmaydın gelin kalıyor evde oyluyor onun yemeğini. Evet. O, kızım dedim hemen ıscak su koy. Kovanı öldü. Iscak su koy. Tabağın içine koy gerbeğe dedim. Su dök dök ve başına tuz attı dedim. Tamam dedi. El tel tüve dedi. Onu kalbim küstü küstü de gerbeğe geldi dedi. Ona bereket okuyor peygamberlik. Hiç dedi, otlu ver bir şeyden, anam iremezdi dedi. Hiç üşenmiyor dedi. Hemen oturuyorum, yediyorum dedi bana. Anam iremezdi dedi, şöyleydi dedi, sen gibi dedi. Ergen yine beğenmem ettim bunu dedi. O beğenmişim onu. Süpüren mi? Dur. Otlar şey yok da süpürüyoruz. Süpürüyoruz. Neden? Evet. Yanan uzala karar, karar atmasın. Üstüne ot düşerse. Deyze artık bak ne güzel açtım değil mi dayı Deyze? Allah razı olsun. Bir şey öğretenin 1000 yıl kölesi olurum diye şey var. Gerçekten. 1000 yıl falan değil. 1000 gümrük bıçağı yeter. Hakikaten götürsene bizi bir gümrük bıçağı ya. Gerçekten diyorum ya. Ama ünlemediniz. Bak çağırmıyoruz ya. Daha mürgülenecek sikiyor. Tamam gerçekten bizi bak. Lafta kalmasın ama. Şu anneciğinde. Tamam. Yakin anneciğinde, karasa anneciğinde. Bir şey de mi? Çağırmıyor. Tamam tam bizim yer işte. Tamam. Bir şey diyor. Ha bak. Götürür bizi oraya götür. Onun türküsünü dinlemiş. Allah için gelmiyor. Bıçak da olmaz diyor. Ne zormuş diyor. Evet. Hem şey çekiyor. Bak Şahin Bey, gevrekli böyle pişiriyor. Evet, yufka gibi işte. Yufka gibi yani. Kuru yufka şey, gibi. Bizim Burcu gelin çekiyor, çekiyor. Çok güzel de işte çekmiş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burçak tarlası. Aman ne zormuş burçak yiyor olması, burçak tarlasına gelmiyor olması. Ya. Arıyorlar. Arıyorlar. Söylüyor. Ha, bir de oynayıvermiş. Çok güzel olmuş yani. Pek seviyor her şeyi. Evet. İyi maşallah. İyi. Çok hoş kendinden maşallah. Gerçekten. Yani. Allah bozmasın. Bak dua ediyorum yaralanan. Maşallah. Bozmasın. Kimsenin hani yuvasını şey. Soğukta gidiyor. Bu kadar ince açıyorsun ki gelen soğuk alıp götürüyor yani. Maşallah ya. Dudu teyzem nasıl etti? Söyle diyor. Dayı şimdi ilk yapıyorum ben gevreyi. Evet. Kendim başıma ilk yapıyorum. Lavaş. Fırına koymana gerek ama zaten o da çıtır. Hayır, o gerbe yetmez onlar. Gevre yetişen deyiz. Gevre yetişen deyiz. Gevre yetişen deyiz. Gevreyi ben çok severim. Evet. Ama etmeyi bir, hani şey bilmiyordum. Öğrenirim. Evet. Soğanına. Soğandan. Çatıyla parmakayım bu. Yalnız çok güzel olur. Tatlı olur. Eskiden yeni ufaklar ama. Lakkası vardı. Kavurmayı doğdu. Zaten bir hafta içi buldu. Hepsi ondan gıcık. Bir hafta yani 15 gün içinde ne varsa çıktı. Atıyor. Ah sakın. Oklağının azıcık o kıyını kıs et. Tamam o zaman. Ha, tamam. Karı olmuş ama bilmiyoruz.
gezi bilmiyor onu. Cemliyle ikisi dediler. Otur. Öyle tut, böyle tut. E onda bir bozuk muzuk ettim. Ondan sonra öğrendim gali. Sallanıyor mu bilmiyorum. Biraz daha kaba kalıyor o. Onu açık daha kalın açıyorlar. Açık daha kalın açık yok o. Böyle eden var. Az al dayı. 5 mi? 6 mı? Ya sen o da yazasıya kadar herki bir şey. Ama biz pişirmesini beceren adam adam olacak. O da 5 dakikada pişiriyor. Lakin ne kadar şey duracak? Öğreniyorsun. Değil mi dayıcığım? Öyle. Kabarsın diyor. Şişti bak. Orada. Attır şimdi. Of. Cancağızım. Yanaşamam ben senden. Ondan şimdi başlayayım. Eda geliyor. Hadi buraya git. Eda gel. Eda kim? O da bir kızı. Aha geldi bak. O kız çıktı. Eda geldi. Eda. Ha. Film. Ben artık öyle gidelim mi? Tamam. Ha. Esmer vatandaş. Tamam. Şimdi oldu. Oldu mu şimdi? Yanaşamadığım için oldu. Tamam. Yerim dar. Yerim dar. Yerim dar. Yerim dar. Değil mi dayı? Allah'ım korusun ya Rabbim, çocuk kabuğuna da kıldı ya. Evet dayı da yapacak. Olmuş herhalde. Olmuş. Gökleri kalmadı bak. Olmuş. Açık da açıklensin. Evet. Şu bu ya. Şura. Şöyle çevir. İdrizim de var vardır herhalde o adam da. Attık. Sen yanına bak. O bir çillendi, o bir çillensin. Çillendi mi güzel olur. Çilli çilli. İşte bu da yapmıştı. Hamur da cıvıdı galiba. Sabah erken verdik ya. Alo, neredesin? Dur, dur. Üçte işe gittim değil mi? Görecek şekilde ayarlamışsınızdır. Siz daha görünüyor musunuz ya? Görünüyoruz. Değil mi dayı? Çok güzel oldu. Dudakla öğrendik. Dayı yemiyor şimdi. Çok güzel oldu. Ben yemeyeceğim. İncecik. Çok, vallahi yiyeceğim canım. Cıra gibi oldu. Zaten bu iş temelli benim. Bir şey diyeceğim. Cancağızım. Bunları üst üste düzgün yıvarsak. Değil mi dayı? Tabii. Kurudu mu kırıldı? Kurudu mu bunlar yıllık yıllık oluyor. Yıllık yıllık oluyor. Yıllık olmaması için. Bunları ayrı bir yere düzen mi? O şeyin üstünden al bir kere. Altındaki. Bu yeter mi ülkede? Yeter. Gevrekleri Dudu teyzen orada. Dudu teyzen ocak başında pişirdik yaptık şöyle. Şimdi de Hamış ablanın fırınına, Hamış ablanın evine kurutmaya gideceğiz. Gevreği üzerine örttüm. Ziniyle aldım. Hamış ablanın fırınına kurutmaya gidiyorum arkadaşlar. Tabii uzak, arası uzak olunca örtüsü de açıldı. Neyse. Temiz hava. Şöyle biraz daha gideyim örterim. Arkadaşlar gevrek bizim geleneksel, yöresel yemeklerimizden
bir tanesidir. Yani yemek denilmese de aştır. Bir yemek işte olur. Yani daraldığımızda ne bileyim. Çok size de bakamıyorum. Ara ara bakıyorum. Acil misafir geldiğinde eskilerin yemeğidir. Çok güzeldir aslında. Bizim kaç yıllık diyeyim ya, yılını bilen yok. Ebelerimizden gördüğümüz, günümüze kadar annelerimizin getirdiği ve annelerimizden sonra da bizlerin devam ettireceği. Oh, yoruldum, yağmur da atıştırıyor. Bizlerden sonra da bizim çocuklarımızın unutmaması için eskileri bugünlere taşıyalım diye video çektim arkadaşlar. Kurutacağız. Kuruttuktan sonra da gevrek aşı nasıl olur? Onu da yapacağım Allah izin verirse. Bayağı bir yürüdüm evden. Görünüyor, uzak yani. Bizim fırın yok arkadaşlar. Bahçede fırın olsaydı, bu sıkıntı olmazdı. İnşallah o da olur. Dua edin arkadaşlar. Şimdi ben örtüyü attırdı yel de. Gayrı şimdi eğendirirsem bir daha tepeme bunu koymak zor olacak. O yüzden tepeme koymuyorum. Aman eğendirip bir daha tepeme koymamak için hemen hemen az kaldı. Az kaldı. Köy hayatı muhteşem. Köyde hayat güzel. Bir o kadar da hareketli geçiyor. Bereketli geçiyor. Gerçekten geleneklerimiz, göreneklerimiz ölmesin. Bugünlere taşınsın diye de böyle bir şeyler. Eski adetleri genelde. Kültürümüzü, yöresel geleneklerimizi bugünlere taşıyorum. Videomu beğenin arkadaşlar. Yorum bırakırsanız da sevinirim. Geldim. Hadi. Ekmeğimizi çıkardık. Çıkardı Hamiş abla. Şimdi nasıl et? İçine atatın Beyciz abla bunları. Fırın boş, önüne yalazı yakmış. Ablam nasıl et? Çek bakalım. Gevrek kurutma. Ben geldim, yağmur başladı. Yağmur başladı. Bereket başladı. Ben koy verir mi? Bakalım nasıl atacaksın, nasıl ediyorsun? Yumuşak ya. Tersi olmalı da yalnız. Böyle kapayı kapayı verirler de. Nasıl olur bilmiyorum, tersi düzü. Bilmiyorum ben de. Peki. Böyle kapağla. Ha, attırıyorum. Yaş da bu. Kapamaya. Hiç gerek yok ya. Kızarsın yeter. Öyle herhalde sanırım. Kapattır veriyor. Tamam anladım. O şey yumuşak oldu mu böyle kapattır la ötekince. Bir şey onu vermez. Bu şey düz konuyor. Düz konuyor. Düz konuyor. Zaten şöyle. Geldiler bazadan. Geldiler. Baya köylüler gelmiş. Şey de gelmiş. Sen söyle. İsmail amcanın şeysi gelmiş. Gelin. Yok gelini değil de Esra'yla. Vay ya. Raz teyzemin kızı. Hı. O gelmiş. Onlar gelmişler. Hı. Tamam yeter hala. Yeter mi? Birini de atalım mı? Almayacak. Burayı önüne koyuverem. Sonra koyar mı? Uzarsın ablan. Gerisini ben koyayım gayet, tamam mı? Öğrendim şimdi. Ters attıracağım. Ters de kapatsın. Ters de kapamazsın. O yumuşak olursa ters kapamayınca dürülü verir. Bu şey geldi. Kazık gibi olunca bu ters. Bu ters. Evet. Bu hala konu veriyor. Evet.
öteki yumuşak oluyor da onu öyle kapamayınca o açılmaz. Ha. Gevrekler vurulacak, kızacak. Yerer verse olur hemen. Yalazlamaydı olmaz. Evet. Gücüle geldim abla kız. Evet, gücüle geldim. Gel Şahin ben ama. Islancıyormuş. Islancıyormuşmuşum. Gevrekler de ıslancıyormuş. Bereket yağmaya başladı. Oo. Bereket yağmaya başladı. Ateşimizi de yaktık. Gevreğimiz kıpkırmızı kızarsın gari. Çıtır çıtır kurudu gevrekle. Şahin bak çıtır çıtır kurudu. Bak çıtır yesen ya bak ye. Buradan al. Bak, ye ye çıtır bak ye. Ben dışarı dişlerin arasına gidiyor. Dişlerin arasına gidiyor. Ben sızlıyor bu kadar. Nasıl? Tam gevrek olmuş. Gevrek işte. Çok güzel. Çıtır çıtır. Gözlüyor mu biberleri? Şimdi biberi. Hı-hı. İçinde vuruyor. Gevreklerimiz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Gevrek yapıyoruz. Gevrek de yapıyor, bir ekmek de yapıyor. Çıtır çıtır oldu, sana da vereceğiz. Ye bakalım. Ye bu ye. Çıtır çıtır. Oh ye 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 ye. Ye. Süpersin. Ye 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 ye. Allah aşkına yensin. Şeysini yapacaksın. Et suyunla. Tevredini yapacaksın. Çok güzel oluyor. Ye. Ha. Yesin 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 amca abla bir şey deme. Dökmeyiz biz ya. Ye. Ocakta çok güzel yanmış. Çok güzel. Şura geçilsin. Ekmek et, mum bahşiş. Adnan, şura geçilsin. Ekmek getirdim ben de. Ekmeği ettik, neye getiriyorsun? Geçer getirmiyoruz ya. Biri var, ondan. Ye. Helal olsun. Sırtında. Doğumdu da alınız. Montun deriyse bir düşebilir. Acı, acı. Yiyemezsin, çok zehir gibi. Ye. Bayağı acıyor. Gevrek acı. Acı o. Onlar hani. Acı de ya. Buradan dalın. Sen uzun acıdır. Zamandır böyle gevrek yemiyordun Şahin. Yemedim. Uzun zaman gerçekten yemedim. Belki 30 sene oldu yani. Yemedim. Biz de ben ilk ettik. Çam dibinde şey göçmenler yapıyor, satıyor. Hmm. Alıyordum ara sıra. Evet. Hanım bilmiyor benim böyle bir şey yaptığımızı. Neden bilsin? Tarif ediyordum, yaptırıyordu. Ya böyle aynı. Fransa'yla da güzel oluyor bak. Evet. Fransa'yla nasıl oluyor? Üstüne, şey, üstüne suyuna. Hmm. Bizim eski yemeklerimizden, kültürümüzden. Şeyler bak bunu yanmasın. Yanmaz. Kıtır kıtır olur. Yok yanmamış Amış abla da. Onu ahmak mesele. Nasıl alacaksın? Küreğe altına girmezse kırılır. Gire gire olmadılar. Daha olsunlar Şahin. Olsunlar. O kadar lezzetli değil mi? Bizim eskilerimiz daha güzelmiş ya. Ne eski insanlar kaldı, ne eski adetler kaldı ya. Zemirler insanlar, insanlar birbirinden kaçıyor. Aynen. Eskiler eski insanlarla güzeldi. Evet, ben öyle diyorum. Biz çocukken, çocuklar sokakta oyun oynardı. O sizin odada yaşlılar toplanırdı. Oturdum kenara. Onlar su falan ne getirdi. Ben oturdum onları dinlerdim. Ne sohbet ederler. Eski günler olsa... Sana su taşıttırıyorlardı çocuksun. Ya sokakta sürünmektense orada onların yanında oturup onları dinlemek daha keyifli geliyordu bana. Evet. Buralara çok bağ, aşağılarda bizim bağ vardı. Bağ dikerdim, kiraz fidanı. Şu yolun kenarındaki kavakları ben diktim çocukken. Şunları. Hı-hı. Maşallah nasıl buluyorsun? Adlan Özçelik kimdir? Adlan Özçelik şu anda neyin... Çocukluğumuzu yaşıyoruz şu an. Evet Adnan Özçelik. Bir de Hamşi abla senin bir yanın anlattı. Canı tağlaya varsın bir de yiyeceğim, yemeyeceğim olmuş ya. Kürek gelmiş. He, şey, çakmayın fırınında. Hı. Bir de çıktı. Çıkıyor bir de zaten. Canım da çekti. Aç. Acıktım. Hı. Anam oğlum öte çekil, beri çekil diyordu. Kürek bir geldi şuraya. Ay Allah korusun. Başıma. Baba.
O yüzden böyle yaptığım zaman çocuklar yapmaya çalışıyor, yapamıyorlar. Kürek yemesi lazım onu yapabilmeyi için. Şu sen fırın küreğinin sapı çok gelir. Yok, mahsus değil. Ben suç ben. Hayır, öyle diyormuşsun yani. Hayır, mahsus vurdum demiyor. İde yiyeceksin demiş. O da çekildi yavrum demiş. Canı tarlaya varsın demiş. Bu da hayır ben yiyeceğim demiş de bideye domuz zorladı sağ artık. Sağ taraftaydı ya. Yastığı eşler. Ekmek ettikten sonra çıkardığım fırının içi. Biliyorum. Şey, hatırlıyorum. Oraya ondan çıkarıyorum ama ben de oraya dolaşıp bir de alacağım. Sen bir an önce gana doyurmaya çalışıyorum. Ben boğaz dersen. Yedim önce. Sen anam da fırını aha şu kürek mi? Ekmek çıkarırsın. Sapı gözümü deşer, böğrümü deşer. O da gelge de şey çıram yani sapı geliyor. Bir yandığınıza dedik de. Odan çıktı. Ha, odan çıktı. Böyle senin adını andık. Hatıra konuştuk yani eskileri konuştuk. Dedi atlanın öyle bir geldi de çekil şimdi sana da gelecek diyor. Hani amca abla vallahi, bana. Anama kızacağım. Ben de kaçtım hemen kürek dedim. Kızarmışlar gibi Şahin. Alalım mı? Hı-hı. Çıkaralım. Ye atlan ye kardeşim. Çok sevindim. Yedim. Sen böyle onları bir öyle. Onu süpürürüm ben buyur yesinler. Üstüne basılmasın. Üstüne basılmasın. Orada da süpüreceğim. Sağ ol. Ye kardeşim sen. Sen ye afiyet olsun ye. Şimdi sen gay dükkan sahibisin. Yani onunla gelemiyorsun gidemiyorsun. Mekan sahibi. Geliyorlar geliyorlar. Mekan sahibi ya, olunca. Gerçi sıkıntı yok. Şu anda sıkıntı elemanlar yok, var. Sekreter var dükkanda. Elemanlar var. Hafta sonu oldu mu kapatıp çıkıyoruz. Tabii. Geliyoruz. Kürek gelmesin. Kürek yine gelmesin. Atlan yine geliyor. Öte bir. Yani sen de arkaya bakamıyorsun çünkü burada. Alıvereceksin şura zininin tamam, üstüne. Dur öyle değil. Ora geçip böreği alacak. Tamam. Sen boyanına geçti. Yukayı alıvereyim. Anladım tamam. Onun üstüne boğacağız. Biz bu işleri bilmiyoruz anlayacağız. Ama bundan sonra artık ben Hamiş ablaya da yardım edeceğim. Gel yeni de yaptık bak becerebilmişiz mi? Biliyorum. Biliyorum. Evet. Şahin abi. He. Ortada da var. Bu azıcık kenarda kalmış da. Ondan. Hatta bir de yamuk kalmış yere yapmış. Onu, yani. Onu ben yamuk yapmışım yapakana. Şey. Ben bir kenarım. Çinliler robotu gibi böyle. Atlanın televizyon robotuna benziyor. Sağ ol Allah razı olsun hepinizden de. Kenarından. Şimdi bunda biraz bir sıkıntı var. Yok yok yok. Kenarından ne bak. Şey ettirdin mi yavaşça? O şey etmeden mi? Bakalım bak. Bu gariban var ya ne işler yaptı bunu mu yapamacı? Böyle böyle kızarttık. Ne yapacağım sen... ya? Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Şu zaten parçalanmış da bunu hiç kurutmaya da gerek yok. O gay parçalı öyle dursun o bari. Arada kurusun. Sen yemedin ama. Ben soğanımı getirdim. Tamam. Şimdi şu iyi kızarandan alıyorsun bir tane buradan ısıcak ısıcak. Soğanı da. Yeni çıktı fırından gel. Yakala bunu. Kardeş. Dur bakalım. Hadi be yiye buyur Allah aşkına al buyur. Al buyur. Ha. Şimdi bütün yiyorsun soğanından. Koy oraya. Canım kaldı bakalım. Ne şöyle ha? Şahincim gel. Atçın içine. Bunu mu? Daha var mı? Atçın bunu çubuğa aldı ha. Çubuğa aşamalı çalışıyormuşuz yani. Aşamalı. Bitti sabiyo. Tamam. Şimdi koyacağını içine atatıvereceğim. Bak kardeş atlan. Şimdi yine gözüne gelecek. Kurban olur. Öte git. Dikkat ederim. Soğanla nasıl yiyorsun? Harun. Nasıl yiyorsun soğanla atla değil mi? Bak, neden kopardın? Yemeğinin arasındaki farkı görüyor musun? Hmm. Kadını aldı da geldi. Evet. Bambaşka. Buldum mu değil oluyor. Yiyin yiyin. Allah helal olsun böyle ne güzel. Ben de yapabiliyor musun ya? Ha, becerebiliyor musun? Gevreklerimizi de kuruttuk. Biraz daha olsun tamam. Becerebiliyor musun yani? Beceriyor mu? Öğreniyoruz. Vallahi yeşil soğan hani sen yemiyor musun yeşil soğan? Az kalmış. İşte burada. Burada bak. Acı yetti bana. Hmm, sen onu keşke yemeseydin. Çok acı. Burada biber var. Atlan kardeşim. Bak şurada oğlum. Çok zihir zihir. Ye ye ye. Şuna bak şunların yeyişine. Övüç övüç. Çok. Bir de ne var oğlum burada? Bir benim hanım da. Yiyin buyur. Yesin ne bu? Yani şimdi biber var. Ne güzelmiş onun da. Dedim ki dedim tabii olacak dedim güzel olacak. Tabii.
Bugün getirip geldim yalnız. Bak bugünü bak geleceğiniz ya diyeyim ki planettiniz. Biz bahçeye böyle güzel şeyle yapalım. Yiyelim birlikte vakit geçirelim. Ama işte ani geliyorsunuz siz ama işte. Haber verin. Haber verin. Yani. Biz bir yere gitmeyen hani çekime gitmeyen bir şey etmeyen öyle güzel olur. Zaten hayır buraya dedim ama buraya şey isteyeceğim ben. İnternet bağlantısı. Biz de şey ettik de nasıl iyi çeker, telefon nasıl? Telefon yazacağım. Telefonun üzerinden internet. Türk telefonu üzerinden. Tamam. Ben başvurdum buraya. İnternete yazıldım. En kötüsü Atlan'da şey. Köyde zaten 20 tane yaşlı insan var dedi. Köyde de internet yok. Köyün taşları da yeni döşendi dedim. Altyapı çalışılacak. Bir şeysi de yok dedim. Bizim köyde dedim. Hiç yok. Ali Abbey'e söyleyin dedim. Kalsın da yapamın dedim. Ali Abbey kadın şaşırdı. Ne diyecek dedim. Ali Abbey. Ali Abbey kazıyor emme. Gerçekten kazıyor. Kazıyor lan bana. Patladı mı sövüyor şeylere. Kerancılara sövüyor. Para almasını biliyor musun diyor. Patlayanlar niye takmıyor musun diyor. Sövüyor onları. Sövüyor. Burada bak bunları ben Aydın'dan getirdim geldim. Kekik türü mü? Bu kekik. Bunlar şu kökler kekik. Bunlar bu sene uyanır. Bunlar uyandıktan sonra bundan köklerinden alın. Birer tane alayım bahçeme dikeyim. Dikin. Bunu kazanda kaynatıyorlar. Kazanda et çıkan. Et üzerine dökülen kekikler yok mu? Biliyorum. Baharat olarak. Küçük yaprak. Küçük yaprak. Dışa gidenlerden. İthal gidenlerden. Gidenlerden. Bak şunlar tamam. Küçük yaprak oluyor bunlar. İçe bakayım. Bu şu kekik işte bak değil burada mi? Da yok. O onlar değil. Bak daha buradan yeni patlıyor. Bunun suyu mu oluyor? Hep kekin suyu olmuyor değil mi? Nasıl ediyorlarmış onun suyunu? Bunu gülveye alıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Bu kazan düşün. Kazanın üstüne kapak. Tamam. Kapağın üstünde bunların özel şeysi var. Dur bak. Nerede? Kapak var mı bunun? Kapağın üstünde tutacak yer yok mu? Biliyorum. Bizim haranılan şeysi gibi tencereli. Onun gibi böyle bir şey var tepeye doğru. Evet. Buradan da yani kapağın şuradan terleme yapan yerin buradan damlatma yeri var böyle uzun. Tamam. Buradan alttan buhar ne yapıyor? Yukarı çıktığında buhar damlacık oluşuyor. Damlacık oluştuğunda buradan akan su sen o suyu getirdin. Acıdır ama şeydir, şifadır. Ama karın ağrısıdır olsun. Ondan sonra diş sızısı, polendir. Anamın dizleri ağrıyormuş. Anamın dizlerinin ağrısını kesiyor. Soğuk algınlığı. Bakteri mikrobu öldürüyor ya. Mikrobu öldürdüğü için. Tamam o zaman virüse de faydası olur. Nurla dayım kurtuldu işte. Bak. Bunu senin de Nurla dayım yani gönderdim. Bak bu kapak yok mu? Bunun ortasının deliğini düşün. Biliyorum. Düşün. Bir de şuradan akar olanı düşün bunun. Tamam. Bunun buraya geçiriyor. Tamam mı? Buradan yukarıya çıkan buhar bu şeyin üzerinde, şişenin üzerinde damlacık oluyor. Damlacık buradan kenardan boruyla tamam. Bayağı bir zahmetli işmiş ama. Onun özel yapılmanın şeysi var zaten. Ama bu da basit. Siz da bunu gidip buldunuz, annene getirverdiniz. Aydın'la bizim bir arkadaş var. Müşterimiz var. Müşteri, esnaf. Evet. Onun kayınvalidesi yapıyor Aydın'la. O köyünde. O yapıyor, o ondan satın alıyoruz. İyi, tamam, güzel. Yani, aklımızda olsun da. Öbür türlü piyasadan almıyoruz. Piyasada kimin ne yaptığını... Merdiven altı alma, hani piyasadan yok, alma zaten. Alıyor. Güvenilir kendi, insan olsun. Kendi yapıyor, kendi kaynatıyor. Hamşi abla iyi geldi, dişinin sızısına ne diyor da. Zaten biz dedim hatta ya, iyi kendin da. Aklıma getirdin bunu, sorayım dedim. Bunu hani dedik ya şey Denizli buhar kente gittiğimizde adam bunun fıspısını yapmış. Bir de nane suyundan karıştırmış bunu. Nane suyundan da karıştırmış. Fıspıs bu şekilde. Şişesi 10 liraya satıyor. Şöyle fıspıs. Ama böyle tı her tarafına sıkıyorsun. Dedi ya bakteri öldürdüğü için mikrobu öldürüyor. Her tarafını sık. Bitti. Ağzına sıkıyor, vücuduna sıkıyor. Vücut bulaşsa bile öldürüyor. Selen de Nurla dayım
yakalandı. Karısı da yakalandı. Yürüse? Şeker var. Her şey olmasına rağmen onlar kullandı. Sen mi söyledin onlara kekik? Ben duyduğum zaman hemen gönderdim ben. Oldu dedi. İlacı kullanma, kekik suyunu kullanmaya başlayınca rahatladı. Dayıma dedi bu şişeleri gönder. Otobüsten hemen gönder bunları. Hemen gönderdik. Ondan sonra tekrar bir gönderdik. İstedi zaten dayım. Faydasını gördü ki gönderdi. Dedi, kekik suyu dedi. Nefes darlığı çekmeye başladım dedi. Hı hı. Sen dedi o ilaçtan dedi yolla dedi. Kekik suyu yolladım. Yolla dedi ondan dedi. O dedi baya faydalı iyi geldi bize faydasını dedi. Gördük. Faydasını gördük dedi. Tekrar gönderdik. Sağ ol yerim dedi. Kurtulduk dedi. Allah atlattım. Razı olsun sizden. Hakkınızı da helal edin. Allah'a da emanet olun. Görüşürüz. Tamam bize de buyurun gelin. Pideyi yağmadım. Ablacığım evde var. Ne diye alın olan şey canım ablam. Yemedi insanımız yazın. Olsun olsun. İkramlarımız da var. Olsun olsun ablam. Hep canım sıkıldı mı dolaşırım. Doldum daştım mı dolaşırım. Otururuz dertleşiriz. Allah razı olsun. Bu yeter bana. Yeme içme o kadar çok önemi yok. Bak anamın orkidelerini görüyor musun? Dağ orkidesi. Bir dakika. Dağ orkidesi neymiş? Salep. Asıl salep orkide olarak geçiyor. Bir dakika. Bu salep mi şimdi? Salep ya. Salep. Altan da patates var onun. Hakiki salep. Patates gibi. Aynen patates gibi oluyor. Salep alışma oluyor bitkiden bu bir. Şey. Alıştı değil işte. Yukarı bitki. Gülben abla aşağılık var. Belki biliyorsunuz. Bilmiyorum. Çiçek açıyor bu. Hı. Yalnız aşağı yanda patates gibi. Peki neresini salep yapıyor zaten? Onun aşağı yanda patatesi. Patatesini yıkıyorsun. Sütüne kaynatıyorsun. Diziyorsun. Kurutuyorsun. Onu salep sütü diyorlar. İçtiğimiz salep bunlar işte. Ben ne bileyim yani burada da olacağını salepi ben özel yetişim. Baba. Bunlar da bizim sen mi getirdin bunu? İki türlü. Yani şurla dolu da hola dolu. İyi hanım abla hava açılsın bir gün beni götür ben de bahçeme böyle salep ekmek istiyorum. Açtığı zaman çok bak, güzel. Bak iki türlü bak. Ben ilk defa. Şunlar da ince bu yapar, başkası. Bak şu olur. Şöyle. Şu. Şu da mı salep? Bu da salep. Bunun da... Hı. Bunu hususi ekiyorlar. Çangal çangal patates gibi çıkıyor. Ha, şu ne ablam o zaman? Onlar marul. Ha, onlar marul. Ha. Onlar marul. Ben sana bir sarı çiçek verdiydim Şükrü amcama diktiğe. Ne ettin onları? Diktim daha babalarda diktim de daha çiçek açmadı. Daha açmadı. İyi açığa da ablam. Şey nergis. Nergis çiçeği. Nergis derler ona. Ha. Ana yine tarımları, göverleri yapmış. Ekmiş, doldurmuş. Şey soğan çiçeği, şey çiçek soğanı aldım. Çiçek soğan ne demek? Şey, sen de bunlara meraklısın değil mi? Meraklısın sen. Evi şu anda bak ev avak, şey gibi. Mango var. Mango fidanı var evde. Ejder meyvesi var. Ejder meyvesi var. Onun fidesi var. Ondan sonra incir var. Karadut var. Hinnat var. Başka oluyor mu meyve evde? Kestane var. Kestane. Fidesini yetiştiriyor şimdi. Sera halinde. Bura getirmişim onu duydum. Yetiştim. Şeyi fıstık fidesini Antep getirdin ha. Dayım dedi bana da. Antep fıstığının normal çeliğini aldım tamam mı? Hı. Aşı çeliğini. Onu sera halinde böyle şey çiçek toprağına hazır satılanlar var. Onlardan alıp koyuyorum. Onu da buzdolabı poşetlerinden kapatıyorum. Fıs fıs yapıyorum içine. Ağzını da bağlayayım. İçinde sera görevi yapıyor. Aa. Şey yapmaya başladı. Açmaya başladı. Köklenmeye başladı. Ya iyi. Deney gibi. Hinnap normalde kökten alınır diyorlar. Hinnap da diktim. Onu da denedim. O da gözler uyanmaya başladı bakalım. Onlar da köklenirse hinnap da yapacağım. Yap yap. Var yap. Ya evin televizyonun bir köşesi şöyle. Şöyle bir yer. Yetiştirme ağaç. Bak hanım abla şey aman Hamiş abla görüyor musun oğlanlarını? Görüyorsun değil mi? Kestaneleri nasıl ayırdım. Mutlu? Kestane bir kovanın içine kestane diktiydim. Onlar da oldu. Onları şimdi başka saksılara aktarıyorum. Büyüsünler de ya. Bura dikeceğiniz. Şu derenin kenarına dikin. Bak şuralara ne güzel zaten olur kestane. İncirleri yemişler. Çoğunu birkaç yolun buraya kenarına dikeceğiz. Tamam şöyle dikin. Yesin yesin. İyi Allah razı olsun. Biz
olur olamayız. Biri olan bir incir alır, çam çeker, incir alır. Allah razı olsun dese yeter. Ağacı zaten hani meyveyi kendim yiyeceğim diye değil. Biz herkes yesin. Ha, iyi, Allah razı olsun. İnsanın neyi, kurt kuş yese gene yeter. Hı hı. Hadi Allah'a emanet olun. Kuzulan yiyecek mi bak? Yok va. Var mı? Yok burada yok da dağlarda çok toplanıyor. Ya dağ var mı? Bizim burada ayağımız yok. İşte işte kara hindiba. Bu da çok çok güzel bir şey. Baksana. Bu da yeniyor. Buradan kökünden kes bunu ye. Bak şu çiçeğini var ya, yiyeceğim şimdi, yiyeceğim, dur sen bak. Çok lezzetli olur. Bu da çok şifalı. Bu da kuzu kulağı. Şimdi ağmayayım, marulum var. Başka bir gün alırım ablam, tamam mı? Şimdi ağmayacağım. Hadi gelsin. Daha yesin. Gelsin, gelsin. Geleyim ben de. Hadi hazırlan da. Biz de hazırlan da gidelim. Tamam, bak, Haymış abla, bundan korkma. Bunu kökünden sök ve ye. Hafiften acımsı olur ama çok lezzetli olur. Güzel, güzel. Çok güzel. Çok güzel olur bu. Ben yedim. Bunun çayı, bunun salatası. Bu var ya, acayip bir şey. Faydalı. Kara hindibar. Bak araştır internetten. Şey, göçmenler Çanlı Pazarı'na satıyorlar. Alıyorduk biz. Hı. Şimdi yani pazar kapalı olduğu için fazla gidemiyoruz. Aynen. Aynen. Gideyim ben de, üstümü de değiştirin, hep bir gidelim oraya. İyi mi? Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak şimdi. Tamam. İki kardeş devam. Tamam. İyi. Allah bol kazanç versin. Amin. Eşlerinize de selam söyleyin. Görüşürüz kardeşler. İlker abla. Hadi. Selamünaleyküm Şahin abi. Buraya geldiğinde evime misafire geldim. Evime misafire gelmezseniz darılırım bak. Bahar geldi. Tamam mı? Baharla hı, şöyle canlansın. Canlansın. Evet. Kuzu kesemin. Kesemin gelin ya. Gelin kesemin. Sacı kuralım. Hep bir cümbür cömert. Gerçekten güzel oluyor. Görüyorum ölüm var. O dayanıklı. O zaman görüşürüz orada, tamam mı? Islanmayayım diye. Şahin Bey. Bana şemsiye getir veriyor. Kıyamam. Sağ ol. Allah razı olsun. Şemsiyemiz evet, ve yağmur ve biz köy, evet, köy hayatı muhteşem, harika. Bugün de böyle geçiyor. Hoşça kalın bakalım. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Köyümüzden yağmurlu bir günden hepinize selam olsun. Sevgi olsun. Hoşça kalın. Bay bay.